Herkese merhabalar arkadaşlar. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2. ünitesi İslam'ı tanıyalım başlığıyla ünitesiyle dersimize başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İslam ne demektir? Onun e, tanımını yapalım. İslam Hazreti Muhammed'in yaydığı Kur'an-ı Kerim'de kuralları bulunan bir dindir. Yani Müslümanlık İslam dinidir ve İman kelimesine bakalım şimdi de. İman ne demektir? İnanma, tasdik etme anlamına gelir sözlük anlamı olarak. Dini bir anlam olarak ise yüce Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün ondan geldiğine inanmaktır. Yani bunlar nedir? İslam'ın inanç esaslarıdır. Yani İmanın şartlarını saydık. Bunlara inanma imandır. Şimdi şuradaki şekil üzerinde hemen İslam'ın inanç esasları yani imanın şartları ikisi de aynı anlama geliyor. Onları inceleyelim hemen. İlk olarak Allah'a imana bakalım. Allah'a iman ne demektir? Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmektir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Diğer bir imanın şartlarından birisi meleklere imandır. Meleklere iman, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurdan yaratılmış varlıklardır melekler. Ve gözle görülmeyen varlıkların, bu nurdan yaratılmış, gözle görülmeyen varlıkların varlığına inanmak iman etmektir meleklere imanda. Allah'a imanda ekleyeceğimiz şöyle bir şey vardır. İhlas suresinde şu şekilde açıklanmaktadır Allah'a iman. De ki o Allah tektir, Allah samettir. Ne demek? Bunun anlamı her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur şeklinde geçmektedir İhlas Suresi'nde. 1 Allah'a iman dedik. 2 Meleklere iman. Üçüncü olarak kitaplara imandan bahsedelim. Allah'ın gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir. Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için ne yapmıştır? Peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Ve Bizim de bu kitaplara inanmamızı, iman etmemizi istemiştir. Bu da imanın şartlarından biridir. Dördüncü olarak peygamberlere iman. Peygamberlere imanı söyleyebiliriz. Yani Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere iman etmektir. Allah emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere peygamber deniyor bildiğiniz gibi. Peygamberler de Allah'tan aldıkları mesajları insanlara iletirler. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda şöyle belirtilmiş. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Yani bu uyarıcılar peygamberlerdir. Beşinci olarak ahirete iman. Ahirete imanı açıklayalım. İnsanın Ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata ne denir? Ahiret hayatı denir. Bu hayatın varlığına inanmak da ahirete iman etmektir. Yani biz ölümden sonra bir hayatın varlığına, ahirete inanmalıyız. Bu konuda da yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtiliyor. Dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Şeklinde geçmektedir Kur'an'da. İmanın şartları bir diğer adıyla iman İslam'ın inanç esaslarından altıncısı kader ve kazaya iman. O da nedir? Her şeyin Allah'ın bilgisi ve dilemesiyle gerçekleştiğine iman etmek. Kader Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması, kader bir ölçüye göre yaratmasıdır Allah'ın. Kaza ise olayları bu ölçüye göre gerçekleştirmek. Bir ölçüye göre kader, kazada bu ölçüye göre gerçekleşmesi demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle bir ifade vardır: Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. İfadesiyle kader ve kazaya imanın önemi ifade edilmektedir. İslam'ın inanç esaslarından sonra İslam'ın şartlarıyla devam edelim. Şimdi İslam ne demekti? Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindi İslam dini. İslam dinini kabul eden kişilere de Müslüman denirdi. Şimdi İslam dininin 5 temel şartı vardır. Bunlara İslam'ın şartları denir. Bunlar kelime-i şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Öncelikle ibadet nedir? Onun anlamına da bakalım. İbadet Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yüce Allah'a karşı ...yapmakla sorumlu oldukları... ...davranışlardır ibadet. İslam'ın şartlarından birincisi dedik... ...kelimeyi şehadet getirmek. Nedir kelime-i şehadet? Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden... ...Abduhu ve resulu Demek anlamı neydi? Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine kabul ederim ki... ...Hazreti Muhammed... Allah'ın kulu ve Resulüdür şeklindedir. Kelime-i şehadetin yanı sıra kelime-i tevhid kavramı vardır. Onu da açıklayalım. Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesidir. Bunun anlamı neydi? Yine Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir şeklindedir. İslam'ın şartlarından ikincisi namaz kılmak. Namaz kılmak nedir? Namaz günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Ve yine bir ayette namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Farz neydi? Yapılması zorunlu olan şeylerdi. Yani namaz kılmak da insanlar için farz bir davranıştır. Bir diğeri zekat vermek. Zekat da dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah nasıl buyurmuş? Namazı kılın, zekatı verin buyurarak zekat verilmesini emretmiştir diğeri İslam'ın şartlarından oruç tutmak. Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağırmasından güneşin batışına kadar yeme içme ve orucu bozan her türlü davranıştan kişinin kendisini sakınmasıdır, alıkoymasıdır. Yine Yüce Allah bu konuda nasıl buyurmuş? Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Öyleyse içinizden kim bu aya yani Ramazan ayına ulaşırsa onu oruçla geçirsin buyurmaktadır ve böylece Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmasını emretmiştir. Bir diğeri hacca gitmek. Hac yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir hac. Ve bu konuda yine yüce Allah nasıl buyuruyor? Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle haccın Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğunu belirtmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim. Kur'an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. Hemen bunları not alalım. 23 yıl boyunca, 23 yılda parça parça indirilmiş. Ve bunun nedeni de bu durumun nedeni Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının daha kolay ve uygulanabilmesinin daha kolay olmasını sağlamak ve toplumun dili o dönemde Arapça olduğu için Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in iç düzeninde ayet, sure ve cüzlerden oluşmaktadır. Bunlara bakalım hemen. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümle ayettir. 6666 ayet vardır. Sure, Kur'an-ı Kerim'de başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Cümleler ayetti, ayet içeren bölümler sure, suredir. Kaç sure vardır? Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Cüz Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümü cüzdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de de 30 cüz vardır. Bunlar da bilmemiz gereken ifadelerdir. Şunlardan da bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Ve son suresi Nas suresi, en uzun sure Bakara suresi, en kısa surede Kevser suresidir. Bunları da bilelim. Hatim nedir mesela Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Hatim Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumaktır. Hatim etmek denir. Hafız nedir? Hafız da Kur'an'ı başından sonuna kadar ezberleyen kişi. Hafız ezberleyen kişi. Hatim de baştan sona Kur'an'ı okumak. Okumaktır. İslam'ı tanıyalım ünitesini Amen duasıyla bitirelim. Amentü duası nasıldır onu okuyalım. Amentü billahi ve melekatihi ve kütübihi ve rüsulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh şeklinde iman duası da okunur. Anlamını da söyleyelim hemen. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim anlamı taşıyor. Bu şekilde İslam'ı tanıyalım ünitesini bitirmiş oluyoruz. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı sakın unutmayın. İyi çalışmalar.